Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızın, SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, memur emeklisi vatandaşlarımızın ve çalışan memur vatandaşlarımızın merakla beklediği maaş zamları belli oldu. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Değerli izleyicilerimiz, yıllık enflasyon son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamı oluştu ve yüzde %78. 78.6 yüzde 78.6 ki bağımsız kuruluşlar biliyorsunuz daha yüksek rakamlarda enflasyon rakamı açıklıyorlar. TÜİK'in açıkladığı rakam yüzde 78.6. Peki SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın Temmuz ayı maaş sammı ne kadar oldu? Yüzde 42.35. Bunun üzerine bir ek zam yapılır mı? Şu anda belli değil. Ama mevcut zam %42.35. Memur ve memur emeklisinin zammı ise %41.69. Şimdi değerli izleyicilerimiz SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarını açıklanan bu enflasyon ve maaş zammı rakamlarına göre tek tek hesapladım ve bunları şimdi size açıklıyorum. SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı tekrar diyorum %42.35 oldu. %42.35'e göre kaçtan kaça çıktı tek tek söylüyorum. 2500 lira alan bir SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşımızın maaşı 3558 lira oldu. Değerli izleyicilerimiz. 2600 alan vatandaşımız 3701. 2700 alan 3843. 2800 alan 3985, 2900 alan 4128, 3000 alan 4270, 3100 alan 4412, 3200 alan 4555, 3300 alan 4697, 3400 alan 4839, 3500 alan 4982. 3600 alan 5124, 3700 alan 5266, 3800 alan 5409, 3900 alan 5551, 4000 alan 5694, 4100 alan 5836, 4200 alan 5978. 4300 alan 6121, 4400 alan 6263, 4500 alan 6405, 4600 alan 6548, 4700 alan 6690, 4800 alan 6832, 4900 alan 6975, 5000 alan 7117, 5100 alan 7259, 5200 alan 4000 e ee, tekrar diyorum. 5200 alan 7402, 5300 alan 7544, 5400 alan 7686. 5500 alan 7829, 5600 alan 7971, 5700 alan 8113, 5800 alan 8256, 5900 alan 8398. 6000 alan 8541, 6100 alan 8683, 6200 alan 8825, 6300 alan 8968, 6400 alan 9110, 6500 alan 9552, 7000 alan 9964 ve 10000 alan 14235 TL oldu. Tabi değerli izleyicilerimiz burada şunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Biliyorsunuz ki yüzdelik zamlar az maaş alana az zam, çok maaş alana çok zam sonucunu doğuruyor. Şimdi e, düşünün ki 2500 lira maaş alan bir vatandaşımızın maaşı 3558 liraya çıktı. Ve e, 2500 lira maaş alan bir emekli vatandaşımızın maaş artışı 1058 lira olurken Maaşı 10 bin lira olan bir vatandaşımızın maaşı 14.235 lira oldu Yani 10 bin lira maaş alan bir vatandaşımız 4235 lira maaşı zam görürken maaşı 2500 lira alan e, vatandaşımızın farkı 1058 lira oldu ve 3058 lira oldu Yani 3558 lira oldu 3558 lira maaşı 10.000 olanın maaş farkı bile etmiyor yani Dolayısıyla arada bir uçurum meydana geliyor ve her 6 ayda bir az maaş alan ile çok maaş alan arasındaki fark giderek açılıyor değerli izleyicilerimiz. O nedenle e, en düşük maaşın böyle açlık sınırı gibi Türk İş'in açıkladığı 6000 küsürlü açlık sınırı gibi rakamlar belli olursa en azından çok çok düşük maaşlar olmamış olur. Bu arada en düşük maaş 3500 liraya çıktı. Fakat bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Çünkü birçok ev kirası bile şu anda 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, bin yani şeye göre, şehirlere göre biliyorsunuz değişiyor. Yani bir ev kirası bile etmiyor şu anda en düşük maaş. O nedenle bunun normalde 3.500 değil tabii ki biraz daha yüksek olması lazım. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? 3.500 yeterli mi en düşük maaş olarak? Bunu yine yorumlara yazabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Tabii ki yine bu bizim söylediğimiz fikirler izleyicilerimizden gelen yorumlardan edindiğimiz ve tekrar yöneticilere aktarmak ve vatandaşlarımıza duyurmak üzere aktardığımız yorumlardır. Yani bizim şahsi yorumlardan ziyade vatandaşlarımızın yorumlara yazdığı istekleri dile getiriyoruz. Bu da yine vurguladıkları noktalar arasında yer alıyor. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere e, ulaşma adına değerli izleyicilerimiz, kanalımıza abone olursanız çok çok memnun oluruz. Bu video özellikle çok çok önemli. <laughs> o nedenle tanıdık emekli vatandaşlarınıza, ki emekli olması şart değil. E, çünkü tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. E, bu videonun linkini atarsanız bu bilgilerden onlar da haberdar olmuş olurlar. Dileğimiz en düşük emekli maaşının 3500 lira değil de ee, bağımsız kuruluşların belirlediği, Türk iş gibi e, sivil toplum kuruluşlarının belirlediği 6 bin küsürlü rakamlara çıkarılmasıdır ki vatandaşımız en düşük maaş alan vatandaşımız bir nebze daha nefes almış olsunlar. Bunlar, bu konuda sizlerin de tabi düşünceleri çok çok önemli. O nedenle videomuzun altına yorumlara e, yazıp düşüncelerinizi dile getirirseniz umarım yöneticiler e, bunlardan haberdar olmuş olurlar değerli izleyicilerimiz. Tabii bazı izleyicilerimiz şöyle itirazlarda da bulunuyor. Ya kardeşim birisi şu kadar yıl prim yatırmış, şu kadar fiyattan, öbürü daha düşük prim yatırmış, bu kadar fiyattan hiç fark olmayacak mı diye. E tabii ki fark olacak ama burada sosyal devlet ilkesi gereği açlık sınırının altına düşmemesi gerekiyor en azından düşük maaş alan vatandaşlarımızın. Biz sadece onu dile getirmiş oluyoruz. Tabii ki açlık sınırının üzerinde çıktıktan sonra belli bir farkın olması da gayet doğaldır. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.